Şimdi Profesör Doktor Mehmet Fevzi Ünal, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Dekanı konuğum ve bu bölümden de yeni mezun Can Kat var yanımızda. Onlara dönüyorum şimdi. Hı hı. Hocam, evet. Kafalar karışık doğal olarak. Hı hı. Mesela arkadaşım demiş hemşirelik mi, mühendislik evet. mi? En azından şunu anlamalarını istiyorum. Çok sayıda mühendislik var. Hı hı. Ama bu bölümleri seçecek arkadaşlarımın belli ortak özelliklere sahip olması gerekiyor mu? Yani evet. kimler mühendis olur? Alan hı hı. belirtmeden evet. böyle bir özellik gerekiyor mu? Tabii. Her şeyden önce kişinin yeteneklerine ve beyinlerine göre yani hangi mesleğin iş dinamiklerine hazır olacak, onları benimseyecek, ona göre bir tercih kullanmasında yarar var. Hı hı. Yoksa elimde puan bu, acaba nereyi tutar? Şeklinde davranmamak gerekiyor. O zaman alışveriş sepeti yapıyor tabii, gibi oluyor. Tercih listesi değil sevgili arkadaşlar. Tabii. Şimdi yani mühendislikler için tabii belirli şeyler gerekiyor ama bütün disiplinlerden bağımsız olarak sana diyorum en temelde merak var. Merak ve sürekli öğrenme isteği. Çünkü bu çağda artık ben bir şeyler öğrendim. Bu öğrendiklerimle epeyce bir süre idare edebilirim. Geçimimi sağlayabilirim, bir iş bulabilirim. Demek doğru değil. Dolayısıyla sürekli olarak öğrenmek ve hangi disiplini seçerse o disipline özgü sağlam bir formasyonu öncelemek. Evet. Yani bu formasyonu edinmekle birlikte bir bütün olarak gelişmek. Çünkü hı-hı. artık üniversiteler meslek edindirme yerleri değil, ideal olarak gençleri geleceğe hazırlayacak mekanlar. Dolayısıyla tabii ki seçtiği disiplinin en temelde çekirdekteki bilgilerine sahip olacak. Fakat bunlarla yetinmemesi lazım. Kendisine öğrenimi boyunca da daha sonra iş hayatında, girişimlerinde başarısının önünü açacak bir hikaye oluşturması gerekiyor. Hmm. Yani sadece her şey ders de değil. Evet. Yani derslerin sınavlarına girmek ve geçmek. Mühendis olmak için yani mühendisliğe eğilimli kişiler daha çok, gerçi bu da artık disiplinden bağımsız hale geldi ama analitik düşünmeye yatkın olanlar, yani katmanlı düşünen, karmaşık hı-hı. problemleri basite indirgeyen ve sonuç odaklı davranan ve tabii ki o disipline özgü ürünlere ilgi duyan, hı-hı. söz gelimi makine mühendisi için daha çok otomobilleri veya diğer hava, deniz araçlarını duyuyoruz. İşte eğer söz konusu olan daha çok süreçler ise bu kez endüstri mühendisliği ön plana çıkıyor. Hı-hı. Eğer yazılım daha çok ve donanım söz konusuysa bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği ve tabii ki inşaat mühendisliği en temel mühendisliklerden evet. birisi. İnşaat mühendisliği her zaman için hayatın içinde var olan ve var olmaya değişik devam edecek bir disiplin. Yani meraklı olacağız. Evet. Çözüm odaklı düşünen, hızlı hı-hı. düşünen, belki bir sürü şeyi çoklu düşünen hı-hı. insanlar evet. olacağız. Ve mühendislikler için sevgili arkadaşlar, her alan için hocam artık öyle. Her alan için yani öyle aslında. Diplomam sadece. Bitti, lisans, evet. şu diplomam var, hadi bana iş verin dünyası bitti artık. Hı-hı. Onu da anlamak gerekiyor hı-hı. değil mi? Kesinlikle.